çıkmış durumda. Şimdi Demirbaş diyor ki savcıya, bu olay siyasi mecraya çekilmek isteniyor. Buna alet olmayın. Durdu Özer nerede? Durmuş Ali nerede? Orada aynı saflarda onlarla bulunmayın. E ne oldu? El çektirildiler. Sonra tenzihli rütbeyle karşılaştılar. Ki o isimlerin iddianameye girmesinde, daha doğrusu rapora girmesini sağlamış kişilerdi. Şimdi biz 1 Temmuz'da tüm bu gelişmeleri görebilecek miyiz yargılamanın içerisinde? Tabii ki 1 Temmuz'da tek başına bu kadar sorunun cevabını bulmak imkansız. Ama burada bir savcı iddianamesinde başka bir iddianamenin hazırlanacağına dair bir atıf görüyoruz. Kendi ifadesiyle başka şüpheliler üzerinde de bu işin devam ettiğini görüyoruz. Fakat burada esas üzerinde durulması gereken adliyenin ve kolluğun kendi mesleki itibarlarını korumak için hareket etmesi gerekir. Çünkü burada en son verilen servis edilen görüntülerde Tolgahan Demirbaş'ın, ki bu azmettiricilik iddiasıyla şu anda yargılanan bir isim, bu ismin savcıyı çok açık bir şekilde tehdit ettiğini görüyoruz aslında. Diyor ki yani senin sonunda onlar gibi olmasın, aklını kullan diyor. Hepimiz bunları duyduk. Şimdi bakın bunun tarafları var. Bu arka planı iyi çizmek lazım. Bu siyasi cinayetin nasıl söyleyelim? İki net tarafı var. Bir taraf olan delili, olan belgeyi bir şekilde hukuki zemine taşımamayı ya da taşımayı ertelemeyi ya da geciktirmeyi marifet kılan bir taraf da bu iş ne kadar ertelenir, geciktirilir mücadelesinin karşısında elindeki dokümanları belli aralıklarla kamuoyuna paylaşıp kamuoyu oluşmasını sağlayan ve siyasi cinayetin çözülmesi için adeta insanların güç birliği yapmasının malzemesini, cephanesini ve imkanını veren taraf. Ya şimdi bir tarafta bir iddianame var. Birçok olması gereken noktanın olmadığını görüyoruz. Ama o iddianame açıklandıktan 2 ay içinde her hafta yeni bir somut belge ve bilginin de halkla paylaşıldığını görüyoruz. Şimdi bu iddianameyi yayınlayanlar da burada görevli. Bu bilgi ve belgeyi sızdıranlar da burada görevli. Neticede gazeteciler bunları istihareyle rüyada almıyorlar. Kendilerine oradaki görevli olan kimlerse onlar veriyor. E şimdi bu iki tane çelişki ortadayken, gün gibi ortadayken, bir taraf bu cinayetin bir şekilde karartılması için eğer mücadele ediyorsa, diğer tarafta bu cinayetin tüm yönleriyle aydınlatılması için o zaman mücadele ediyor demek ki. Ya da üçüncü bir taraf var, komple hepimizin aklıyla alay ediyor. Yani bizi kediyle fareyle oynadıkları gibi oynuyorlar. Yani mesela şu son Tolgahan Demirbaş ifadesi çok enteresan. Bunun kayda alınmış olması mesela. Normalde böyle kayda alma vesaire bu tip bir durum söz konusu değil. Yani gidersin avukatınla birlikte bu yargılandığın suç itibariyle zorunlu müdafilik var neticede. Avukatınla birlikte ifade verirsin. Böyle kameraya çek. Bakın yanında avukat da yok. Dikkat ediyor musunuz? Mesela şu avukat yok Tolgahan Demirbaş'ın yanında. Tolgahan Demirbaş'ın bu söylediklerinin hiçbiri CMK hükmünde anlam ifade etmez. Şu anda bu söyledikleri CMK'ya anlamında hiçbir manası yok hukuken. Bu karşılıklı çekilen bir sohbet tarzında, sorgulama tarzında. Bu bir ifade değil, bu bir sorgulama. Anlatabildim mi? Bu şu ifadelerin, şu konuşmaların hiçbirini dava dosyasına koyamazsın ceza muhakemesi kanununa göre. Çünkü yargılandığı suç ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren bir suç. Yanında avukat olmadan savcıya konuştuklarını metne döküp imza altına alamaz. Bu çok enteresan bir şey bakın. Bunu daha önce şimdi bunu paylaştılar ama bu kısmı kimse söylemedi, izah etmedi. Normalde böyle bir usul olmaz. Peki Bu bir o sorgulama. iki taraf dediniz ya, iki taraf var. O iki taraftan yine biri şüphesini mi uyandırıyor?
Nasıl biri orayı anlayamadım Ülke Hanım. Hani demiştiniz ya iki taraf var. Bir evet tarafta iki taraf var o değil mi? Tam, görüntülerin, görüntülerin örneğin son dönemde ortaya çıkan görüntüler vesaire. İşin o ikinci ayağından mı bahsediyoruz örneğin bu görüntüyle birlikte? Yani ben bu görüntüleri sızdıranların bu cinayetin her nereye gidiyorsa oraya kadar gitsin diye çaba sarf eden evet. Bu cinayetin Ayşe Ateş'in başta olmak üzere tüm kamuoyunun ve Türk insanının arzu ettiği adalet duygusunun tecelli etmesi için çalışan bir ekip olduğunu evet. düşünüyorum. Evet. Kastım bu. Evet, evet. Ama bunlar A kişisidir, şu kurumdadır, şu görevdedir. Bunları diyebilecek konumda değilim. Böyle bir şey söyleyemem. Aynı zamanda arzu edilen iddianamelerin neden ortaya çıkarılamadığı, bunun siyasetle bir ilgisi var mı, yok mu, teknik olarak oradaki görevlilerin beklediği başka şeyler mi var? Şimdi bunlarla ilgili de bir şey söyleyemiyoruz. Sadece biz eldeki verileri yorumluyoruz. Ama burada bazı açık şeyler var. Defaatle söyledim. Tolgahan Demirbaş'ın iddianamede okuduğumuz bilgi ve belgeleri ve ifadeleriyle ve iddianamede onun adına sokulan bilgi, belge ve materyallerle azmettirici olarak nasıl hüküm verileceğini ben merakla bekleyeceğim. Çünkü onun azmettiricilik iradesini yansıtan hiçbir somut belge yok o iddianamenin içinde. Çünkü azmettiricilik bir iradedir. Bir kişiyi suça yönlendirmek, ikna etmek ve göndermektir. Ve bunun delillendirilmesi lazım. Benim işleyemediğim suçu sen işleyeceksin demektir azmettiricilik. Benim adıma tabii. vekaleten sen isteyeceksin demektir. Onun için bunun sübut bulduğu ben hiçbir belge ve bilgi ifade görmedim o iddianamede. Bakalım Tolgahan Demirbaş nasıl azmettirici yapılacak? Doğu Kançep diğer azmettiricilik iddiasında bulunan kişi. Aynı şekilde onlarla ilgili bakıyorsun materyallere hepsi sallantıda. Yani bu iş bu iddianameyle bitmesi hukuken mümkün değil bir kere. Bunu göreceğiz. Yani bunu 1 Temmuz, 2 Temmuz, 3 Ekim, 8 Mart hiç fark etmez. Ne zamana kadar gidiyorsa gitsin. Bu iddianameyle bu cinayetin her unsurunun ortaya çıkartılması söz konusu bile olmayacak. Buna Türk halkı görecek. Ha bu 5 sene sonra, 10 sene sonra gerçekleşir. Onu bilemem. Ama bu işin bu ilk iddianameyle bitmeyeceği kesin. Başlayacağı muhakkak. Bu iş bununla başlıyor. Ama bununla bitmeyecek. Ortada bir gerçek var, bir realite var. O bilgi ve belgeler bu cinayetin azmettiricisini bir kişiyi tam olarak tespit edip bu dosyayı kapatmaya yetmez. Bunu göreceğiz hep beraber. Evet, 1 Temmuz önemli bir gün. Zira o ilk duruşmada MHP'nin de hazır bulunacağını söyledi Devlet Bahçeli. Ben yine sizinle devam etmek istiyorum. Son bir dakikamız, bir sonraki bölümümüzde de olmayacaksınız. MHP'nin oradaki varlığı, kimlerin olacağı elbette önemli. Ayşe Ateş'in çıkışı da var bu konuya ilişkin. MHP'nin varlığı orada olması ne anlama geliyor? Yani o MHP'nin ve yan kuruluşlarının kendi verecekleri bir karardır. Ona benim söyleyebilecek bir şeyim yok. Ama oraya hangi amaçla geleceklerini de beyan etmeleri lazım. Şimdi biz eğer Allah'tan bir mani çıkmazsa ben de 1 Temmuz'da orada olacağım. Birçok insan orada olacak. Şimdi çok basit anlatıyorum. Ben Afşin Hatipoğlu olarak Sinan Ateş'in cinayeti her yönüyle aydınlatılsın. Benim iradem, benim niyetim adaletin tarafıdır. Sinan Ateş'i öldüren ve öldürmeye azmettirenler her noktasıyla açığa çıkartılsın diye orada bir irade beyanı için sembolik olarak. Çünkü avukatı değilim, tarafı değilim. Sadece bir halktan bu işte müzdarip olan, bu işten çekmiş bir vatandaş olarak sembolik olarak bir gün oraya gidip destek vereceğim, beyan ediyorum. Şimdi MHP ve yan kuruluşları ne amaçla gelecekler? Onu izah etsinler. Ben izah ediyorum vatandaş olarak. Mesela MHP ne için gelecek? Tolgahan Demirbaş'ı savunmak için mi gelecek oraya? Örneğin. Ya da hakim veya savcılar üzerinde daha ileri gitmesin diye bu iş baskı kurmak için mi gelecek? Evet. Ya da tamamen konuyu tarafsız bir şekilde
bir izleyelim, gözleyelim, bu iş gerçekten neymiş, biz bu işin farkında değil miyiz acaba diye iyi niyetli bir şekilde temsilci heyeti mi gönderecekler? Ya da orada yargılanan 22 kişiden herhangi birinin lehine, ona destek olmak için mi gelecekler? Neden oraya geleceklerini, madem bu işin öznesi yapılmak isteniyor, MHP böyle bir iddia var ki kimsenin MHP ile veya Ülkü Ocakları ile bir derdi yok. Orada bir cinayet ve etrafında dönen tartışmalar bu kurumların içinde görev yapan insanları işaret ettiği için mecburen yorumların içinde atıf yapmak zorunda kalıyorsunuz. Yani Mobilyacılar Derneği'nin arabası ya da işte kaportacı İsmail'in bilmem nesi tartışılsa onu tartışırlar. Ama içerideki materyaller, kişiler, araçlar bir şekilde bu kurumların içinden evet. işaret ediliyor. Şimdi bunu tartıştığınızda kurumları mı tartışmış oluyorsunuz? Ya bu kadar rigid bir şekilde insanlara saldırı dili kullanıyorlar. Ben özellikle her zaman ölçüyü korumak ve hukuk tarafından konuşmak istiyorum ama gerçekten çok zorlanıyoruz. Bakın çok zorlanıyoruz. Defaatle de söyledim. Sayın Erdoğan da bir kere kararını vermesi lazım. Bu işte mış gibi yapılacak bir iş değil bu. Mış gibi yapamazsın. Yanında görünüyormuş gibi yapamazsın. Ya yanındasındır ya değilsindir. Evet. Bakın daha önceki saldırılarda saldıranlar bizleri öldürmek istemediği için öldürmediler. Devlet buna müsaade etmediği için değil. Altını çiziyorum. Bize saldıranlar o seviyede kalmalarını istedikleri için o seviyede kaldılar. Suat Başaran'ı, Esenboğa, CIP, özel uluslararası uçak terminalinde o aşamada saldırıyı bırakmak için bıraktırdılar. Öldürmek isteselerdi öldürürlerdi. Devlet hakim olamazdı. Selçuk Özdağ, Afşin Atipoğlu, Arhon Uğurlu'ya, Ercüment Devlet Yahnici'ye, Çağrı Ünel'e vesaire vesaire. Onlar istedikleri için o seviyede kaldı. Sayın Erdoğan bakın artık ben sürekli bir çizgide durmak istiyorum ama artık çizgimizi sürekli aştırıyorlar. Yaşam hakkımıza müdahale ediyorlar. Geleceğimize müdahale ediyorlar. Sayın Erdoğan karar versin. Ben Afşin Atipoğlu olarak onun yönettiği ülkede güvende miyim değil miyim? Bana saldıranların iradesi seviyesinde mi yaşayabilirim? Mesela yarın bana saldıran öldürmek isterse öldürür, sakat bırakmak isterse sakat bırak, tokatlamak isterse tokatlamak ister. Bu seviyeyi saldırganlar mı belirleyecek yoksa devlet mi bana sahip çıkacak? Adalet mi bana sahip çıkacak? O yüzden Sayın Erdoğan nerede durmak istiyor önce buna karar versin mış gibi diyorsunuz. Yapmayacak. Mış gibi yapmayacak. Mış gibi yapmayacak. O omuz, peki. O omuz. O çocuğun omzuna, o el o çocuğun omzuna koyduktan sonra bu devletin namusu haline gelmiştir bu dava. Bitti. Evet Sayın Atipoğlu çok teşekkür ediyorum. Altında kalırlar. Altında kalırlar. Basra harap olduktan sonra kralı hiç kimse hatırlamaz. Peki. Sayın Atipoğlu çok teşekkür ediyorum. Galiba ikinci bölümümüzde bizimle olamayacaksınız siz. İlk bölümümüzde evet, bizimlesiniz. Evet. Çok teşekkür ediyorum hukukçu Afşin Hatipoğlu. Sayın Necdet Saraç'a az söz verebildik. İkinci bölüm Sayın Necdet Saraç siyasete daha yoğunlaşacağız. Sizinle o bölüme başlayalım. Sayın Alaaddin Aldemir siz ikinci bölümde siyaset konuşurken bizimle olabilir misiniz efendim? Nasıl isterseniz. Çok nasıl memnun istersen. Oluruz. Memnun oluruz. Siyasette de yine devam edelim konuşmaya. Bir kısa reklam arası verelim.